Ethem Sancak ön cepheye, ateş hattına geldi. Yani Türkiye'nin zor, çetin bir döneme girdiğini görüyoruz. Hepimiz yaşıyoruz. Önümüzde zorluklar var. İşte örnek devrimci Aydın cephenin en önüne geldi. Zorlukların üzerine yürüyen partinin önder konumlarına geldi. Üretim devriminin öndeki engelleri yıkmaya geldi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek gündemle ilgili açıklamalar yaptı. İş insanı Ethem Sancak'ın partisine katılmasını değerlendiren Perinçek, Sancak'ın cephenin en önüne geldiğini ifade etti. Türkiye'yi Vatan Partisi'nin yöneteceğini vurguladı. Bağımsız başı dik, üreten Türkiye'yi kurma mücadelesinde kurmay partiye geldi. Bu gelişi çok iyi anlamak lazım. Böyle herhangi bir katılma değil bu. Cepheye gelen bir örnek Aydın, devrimci Aydın Ethem Sancak. Bugün Türkiye'nin ön cephesi, silahlı mücadelede Mehmetçiğin cephesi, polisimizin, köy korucumuzun cephesi. Ama siyasette de ön cephe Vatan Partisi. Ve o ön cephenin öncü konumlarına, önder konumlarına geldi ve Türkiye'yi yönetmeye geldi, hükümet olmaya geldi. Biz Ethem Sancaklarla birlikte önümüzdeki dönem Türkiye'yi yöneten hükümetin anahtar partisi olacağız. Türkiye'yi yöneteceğiz. Sancak'ın Vatan Partisi'ne katılmasının örnek bir tavır olduğunu söyleyen Perinçek, bütün liderleri Vatan Partisi'ne davet etti. Türkiye'yi yönetmek için ve Türkiye'yi bu dar boğazdan çıkartmak ve üretim devrimini başarmak için geldi, görev aldı, göreve geldi Ethem Sancak. Ve örnek bir tavır. Bütün liderler için örnek. Kılıçdaroğlu'na da örnek, Meral Akşener'e de örnek. Tabii onlar da gelsin Vatan Partisi'ne. Ethem Sancak'a örnek alsınlar, ön cepheye gelsinler. Mehmet Ağar'a neden kefil olduğunu da açıklayan Perinçek, Türkiye cephesinde olan herkese güvenilmesi gerektiğini belirtti. Mehmet Ağar'ı yıpratmaya çalışanlar da hep aynı adamlar. Hangi adamlar bunlar? Amerika'nın adamları. Çünkü gençlik ayakta durmayacak. Hekimler bu milletin sağlığına hizmet etmeyecek. Mehmet Ağarlar bu tehditlere karşı koymayacak. O zaman da Türkiye Amerika'ya teslim olacak. Bu bir psikolojik savaş, bir psikolojik propaganda. Onun için ben burada mahcup çıkmayacağımı biliyorum. Hani ben Türkiye cephesinde olan herkese güvenmeye mecburum. Ya ona güvenilir mi, buna güvenilir mi? Güvenirsem o savaşı kazanırım. Güvenmediğim insanlarla savaşı kazanmam. Ve güvenmek aynı zamanda nedir? İnsanlara güvenilir konumlarda durma çağrısıdır. Partisinin Rusya ziyaretiyle ilgili de bilgi veren Perinçek, terörle mücadele ve Suriye'ye olası operasyonun ana başlık olarak konuşulduğu görüşmenin olumlu geçtiğini kaydetti. Şimdi Vatan Partisi'ne katıldı Sayın Ethem Sancak ve partimizin heyet başkanı olarak Moskova'da Rus devletinin yetkilileriyle görüştü. Rus devletinin merkeziyle, çekirdeğiyle görüştü. Bu görüştüğü insanlar da bugün Sayın Putin'le buluştular ve görüşmeleri ona aktardılar. Yani görüşmelerin merkezinde Türkiye'nin terörle mücadelesi, Amerikan emperyalizmine karşı Türkiye'nin silahlı mücadelesi, Suriye harekatı bunlar vardı. Çok verimli oldu. Çok güzel Türkiye'nin meselelerini Sayın Ethem Sancak ve Şule Perinçek çok güzel anlattılar Rus devlet adamlarına. Suriye'den gelen yeni bilgiyi açıklayan Perinçek, Suriye hükümetinin Türkiye'nin PKK operasyonlarına olumlu baktığını ifade etti. 5 Ağustos'ta Soçi'de yapılacak zirvenin de olumlu geçeceğine işaret etti. Rusya ile Suriye arasındaki görüşmeler sonucu Suriye hükümeti de Türkiye'nin PKK'ya karşı harekatına olumlu bakan uygulamalarda bulunacak. Dışişleri Bakanımızın son açıklaması, Suriye hükümeti terörün üzerine yürüsün, biz de onu destekleriz, rejim bunu yapsın şeklindeki açıklaması ümitlerimizi büyüttü, çok güzel. Soçi buluşması da ümitlerimizi büyütüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün cephelerde kaybettiğini kaydeden Vatan Partisi lideri Tayvan kışkırtması ile ilgili de konuştu. Kazandığı tek bir yer yok. Kosova'da Kosova'yı Sırbistan üzerine sürmeye çalışıyor. Tayvan'da Çin toprağı olan Tayvan konusunda bir takım maceracı yönelişleri için girdi. Maceracı diyen kim? Bizzat Pentagon. Yani Amerikan Savunma Bakanlığı, Amerikan ordusu diyor ki
Çin'le diyor bir savaşa hazır değiliz diyor. Amerikan hükümetine diyor ki Amerikan ordusu, Pentagon, biz diyor Çin Halk Cumhuriyeti ile bir savaşa hazır değiliz. Buna yol açacak falan girişimlerden aman sakının diyor. Cem evlerine kışkırtma girişimleriyle ilgili de konuşan Perinçek, Aleviliğe saldırının Türk milletine saldırı olduğunu vurguladı. Aleviliğe saldırı bütün Türk milletine saldırıdır. Bize saldırıdır, hepimize saldırıdır. Yani bunları yalnız Cem evine saldırı, Aleviliğe saldırı, Alevilere baskı, Alevilere haksızlık, Alevilere eşitsizlik diye görmek çok yanlış. Bu hepimize saldırıdır. Hepimize baskıdır, hepimize eşitsizliktir. Hepimiz, Sünnisiyle, Alevisiyle bir Türk milletiyiz. Ve bu baskıları, bu zorbalığı içimizden bir gruba yapılan zorbalıklar olarak görmüyoruz. Bize yapılan şiddet, baskı, zorbalık olarak görüyoruz. Onun için hepimiz bunun karşısında beraberiz. Bu yalnız bir Alevilerin, Alevi yurttaşlarımızın sorunu değil. Bunların bir takım tertip olduğu çok açık. Perinçek çıkış yolu programı sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan kışkırtması ile ilgili bir açıklama daha yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin parçası olan Tayvan eyaleti üzerinden yeni bir kışkırtma peşinde olduğuna dikkat çekti. Uluslararası hukuku ve daha önce Çin'e Tayvan hakkında verdiği taahhütleri bir kenara bırakan ABD, güvenilmez bir devlet olduğunu bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gidişi, Çin'in egemenliğinin açık bir ihlalidir. Çin yönetimi bu aydutluğu soğukkanlılıkla karşılayarak kışkırtmayı boşa çıkartmıştır. Vatan Partisi lideri yenilen Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Doğu Akdeniz'den hem de Pasifik'ten gelişen dünyayı kuşatmaya çalıştığını belirtti. ABD dünyanın her yerinde kaybeden güçtür. ABD bugün Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Ukrayna'da, Orta Asya'da, Afrika'da, Güney Amerika'da yenilmekte ve kovulmaktadır. ABD hem kendi içinde bölünüyor hem de Avrupa'daki müttefiklerini birer birer kaybediyor. ABD Türkiye'de de yenilmiştir. 15 Temmuz 2016 ABD FETÖ darbe teşebbüsü şiddetle bastırılmış, ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK yurt içi ve dışında ezilmiştir. Yenilen ABD hem Doğu Akdeniz'den hem de Pasifik'ten gelişen dünyayı kuşatmaya çalışmaktadır. Çin'in kendi toprağı Tayvan üzerinden tehdit edilmesiyle Türkiye'nin Yunanistan'daki ABD üsleri üzerinden hedef alınması, Türkiye ve Çin'in aynı tarafta olduğunu göstermektedir. Perinçek, Vatan Partisi'nin Çin halkının ve Çin Komünist Partisi'nin yanında olduğunu vurguladı. Bugün ABD emperyalizmine karşı mücadelede Doğu Akdeniz ve Tayvan Boğazı tek bir cephedir. Karadeniz'de Rusya'nın NATO'ya püskürtme harekatı da bu cephenin bir parçasıdır. Vatan Partisi olarak Tayvan dahil olmak üzere toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini savunma mücadelesinde Çin halkının ve Çin Komünist Partisi'nin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Asya'nın iki ucundaki ülkelerimizin ABD tehditlerine karşı işbirliği, haydutluğun geçerli olmadığı çok kutuplu yeni dünyanın kuruluşunda belirleyici olacaktır.